ve sitemle güzel kalbini yorarım. Sakınma tatlı dillerini, seni pamuklara sarmalar sararım. Ne bedel isterim ne hesap sorarım, ve sitemle güzel kalbini yorarım. Sakınma tatlı dillerini, seni pamuklara sarmalar sararım. Ne bedel isterim ne hesap sorarım, ve sitemle güzel kalbini yorarım. Sakınma tatlı dillerini, seni pamuklara sarmalar sararım. Ne bedel isterim ne hesap sorarım, ve sitemle güzel kalbini yorarım. Sakınma tatlı dillerini. Hoş geldin. Nasılsın? Çok heyecanlıyım öncelikle. Çok mu heyecanlısın? Heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım şu an yani. İnşallah dinler mi? Titriyor. Titriyorum şu an vallahi. Titriyor merhaba, musun? Merhaba, merhaba. Çok heyecanlıyım. Ay vallahi. Çok uzun süre oldu. Yani tabii sizi de çok özledim. Biraz sarılabilir miyim? Biraz sarıl. Ya çok özledim. Nasılsınız Esra? İyi. Harika görünüyorsunuz. Seni çok iyi gördüm. Güzel görünüyor muyum? Nasıl? Güzel gözüküyorsun. Zayıflamış mısın? Zayıflamış mısın? Bu kadınların derdi bu. Harika. Çok, çok tatlı görünüyorsunuz vallahi. Tarık yani da burada Remzi annenin yanına mı? Tarık'la selamlaştınız mı? Merhaba. Tekrardan. El sıkıştılar gördük biz. El sıkıştılar. Evet. Mesafeli miydi? Nasıldı? Çok. Merhaba, merhaba. Saygılar, sevgiler. Merhaba. Halk Tarık da burada. Merhaba, merhaba herkese. Gel hadi otur istersen. Tamam, çok heyecanlandım vallahi. Bugün pamuk mu gelmiş, pars mı? Bugün yok, yok, pars karışık gelmiş gibi. Yok. Canım. Karışık. Yani çok heyecanlıyım sadece. O kadar yani, pars ya da pamuk yok yani. Pamuk tarafınız ay gelmiş. Çok da çok iyi. Tarık Pars. Öyle geldi. Güler yüzlü böyle gülümseyerek size doğru geldi, sarıldı. Remzi anneye aynı şekilde. Bize öyle şekilde keza. Tarık ama Pars tarafı gayet resmi. Nasılsın Remzi anneciğim? İyiyim anne. Sen nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? İyiyim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Vallahi. Yolunda. Ay çok trafik vardı. Çiçekleri de yetiştirmeyecek diye. Vallahi çok şey oldum ama şu anda yetişti. Çok teşekkür ederim. Düşünmem bile yeterli. Sağ olun. Çok harika görünüyorsunuz. Vallahi maşallah. Ay çok sen de öylesin. Pamuk sen şey demek istiyorsun Esra galiba. Hanım. Kolay olmayacak diyorsun değil mi? Esra Hanım. Kolay olmayacak evet diyorsun. Serhat yani. Sen yapma bari ya. Sen korkutmayın, yapma bari. Korkutmayın. Herhangi bir şey yok. Sebebi ziyaretimiz sizi ziyaret edecektim. Esra Hanım verdi. Ay. Verdi. Buyur Pamuk. Merhaba. Olsun ama. Ben, yani daha çok Remzi anneciğim ve siz bana bir çağrıda bulundunuz. Yani pamuğum falan. Derdine çare olacak biz miyiz? Evet yani bu tarafa doğru böyle konuşmayı daha biz çok bulunduk tercih ediyoruz. Niye peki vücut dilin Tarık'a hep ters? Ne bileyim anlamıyorum ki yani. Ama Tarık'tan da bir nasılsınız merhaba cesaret yok şu an. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben. Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne demek yani sizin gibi bir hanımefendiye ve Esra Hanım'ı tabii ki de kırmam yani. Hepimiz birden. Evet. Sırf şey değil. Konuşarak olacak her şey. Evet doğru. Biraz evet, daha konuş. Yüksek sesle konuşarak. Konuşun. Ben konuşuyorum da ses gelmiyor. Ha geldi. Ha. Yani uzun bir süre yani geçti ayrılığımızın ardından. Yaklaşık 4 ay gibi bir süre geçti. Biz buradan tabii ki de güzel bir şeylerle çıktık. Güzel duygularla çıktık. Bunun üzerinden 3 hafta gibi. Temmuz, Ağustos, Eylül. Tabii Haziran, Eylül, Ekim'deyiz. Ekim'deyiz artık yani 4 ay. Daha Ekim'in başı. Tamam neyse de boyu saymayalım. Her şey güzeldi, yolundaydı. Sonra aynı şey göremedim. Yani aynı ilgiyi göremedim. Çünkü erkekler birazcık elde edene kadar birazcık peşinde ya, koşar. Elde edene kadar. Sanki bir haftadır elde etmişim de. Erkekler birazcık elde edene kadar tabii kızı peşinde koşar. Sonra elde ettikten sonra aman nasıl olsa elimin altında hani. Hep söylerim ya Esra abla. Aynı, minderin altı, paspasın altı. Minderin altının paspasının altındaki ama daha gibi. Daha olmamıştı zaten. Ha? Daha böyle iyicene şey olmamıştı, kavranmamıştı daha. Kavranmamıştı ama evet, evlilik teklifi olmuştu. Yani evlenecekti. Olmuştu. Yani evet. Ya aynı özveriyi göremedim Esra abla. O yüzden biraz kırgınım. Aynı ilgiyi göremedim.
ben birazcık ilgiyi seviyorum. Zaten hani bir sene boyunca da burada kaldık. Bir sene boyunca da hani hep böyle evliliğe hazırım, gerçekten evlenmek istiyorum, yuvam olsun diye hep böyle bir bağırdım yani. Tüm Türkiye'de gördü, siz de biliyorsunuz yani. Hep böyle gerçekten güzel bir yuvam olsun diye yani burada zamanımı öldürmedim. Sonra buradan çıktıktan sonra tabii yaz girdi. Yazın hepimizin hayatları var. Herkes tabii hayatlarına geri döndü ama aynı özveri dediğim gibi ben oraya taktım yani. Aynı böyle sen ilgilenmedi. Sen İstanbul'dasın, o İzmir'de. Tabii hemen beyefendi bir hareketler oldu böyle. Hani hemen işte bir Çeşme'dir, işte bir orasıdır, bir burasıdır falan sen böyle havalara girdi. Sen de zaten 7-24 evde oturdun. Hayır ama mi? Hemen oldu. Sen de 7-24 evde oturdun. Neyse ben o süreçte kendimi anlatayım Esra abla. O süreçte ben tabii ki de üzüldüm. Zor zaman geçirdim. Ailem bunun en büyük hiç üzülmüş desteği. Gibi durmuyordun. Sen de geziyordun yani. Esra'm. Birbirinize dönseniz mi acaba biraz? Ondan sonra ben anlatayım Esra abla. Vereceğim söz, vereceğim. Ondan sonra Esra abla işte ben kendimin... Evet. İfade edeyim de biraz. Evet, o beyefendiye bir haller oldu, çeşmeler meşmeler. Tabii canım, tabii böyle bir haller hareketle. Hatta hadi gidiyorum ben, sanki oralar kaçtı yani. Ne kaçtı? İnsan bir oralar, o taraflar kaçtı böyle, yaz tatil yerleri kaçtı. Gitti, gitsin yani. Ben de oturdum evde, bekledim. Ben bir kere bir yere gitmedim. Çeşme'de de evimiz var, İzmir'de de. Yani evimdeydim sonuçta, bu bir yere gitmek sayılmaz. Hani benim oturduğum bölge tatil bölgesiyse bu da benim suçum değil ki yani. Günahım ne? Ay canım. İçim parçalandı. İçim parçalandı vallahi. Evet ben de yani gerçekten. Evet. Ben de gerçekten neyse şimdi. Ekrandayız. Dönmeyelim şimdi oralara. Çocuk diyor ki benim tatil bölgesinde Çeşme'de evim varsa bu benim günahım mı? Hiç bana inandırıcı gelmedi şahsen yani. İnandırıcı gelmedi yani. İkametgah mı getireyim, biz, ne yapayım? Bekleyebilirdi. Alındığım çok noktalar oldu şimdi. Neyse, bir soralım abi. O zaman Tarık. Hiç anlatayım. Gidip gelmiş mi? İzmir'de evi olur adamın ama. İnsan bilgilenir değil mi hanımefendi? Gider gelir mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Halk sürüsüydü değil mi? Gerçekten. İnsan bir ilgilenir değil mi? İnsan. Yine insan, pamuk bakın, konuşmaya. Bakın evli olan insanlar var burada. Evet. Evli olan insanlar evlerine kadar... Tarık da onun hesabını versin o zaman bize. Niye gidip gelmedi? Tamam. Bir anlatın karşılıklı. Tamam. Hani böyle yüz yüze konuşun, biz konuşun, de görelim. Baksalar birbirlerine. Evet. Bakınca gülesim geliyor vallahi. Dün o kadar sinirliydim. Gelsin dedim, tamam ben bir daha suratına bakmam. Yine geldi, yine böyle. Anlamıyorum ya vallahi billahi. Yani. Ne var? Peki dün niye, mesela dün niye sinirlendin? Telefonda ne söyledi de sinirlendin? Evet. Yüzüne bakmayacağım dedin. Şimdi şöyle bir şey var. Dün fazla kendimi ifade edemedim Esra abla. Bu bir kere çok zoruma gitti. Şimdi yazın kız arkadaşları falan oldu dedi de hanımefendi. Hı. Kız arkadaşlar neye ve kime göre olmuş? Kendisinin hiç normal erkek arkadaşları yok muymuş? Ben ilk gün buraya geldiğimde bütün loca da buna şahittir. Herkes demeyeyim pardon. Birçoğu Pamuk daha evliliğe hazır değil. İlk adımların hepsini sen atıyorsun. Gerçekten bu ilişkiyi sen Pamuk'tan daha çok istiyorsun dediğinde. Kim dedi? Ben Pamuk'u savundum mu? Şu an o diyenlerin hiçbiri burada değil annem. Bir saniye. Ben Pamuk'u savundum mu savunmadım evliliğe mı? Evliliğe hazır değil. Allah aşkına bir konuştur ya. Vallahi bir konuştur ya. Bu seneden bahsetmiyor. Geçen seneden bahsediyor. Bir konuştur iki dakika. Tamam ya. Allah Allah. Özlemişler sanki biraz. Ya herkes burada konuşurken ben bir kişiye bile Pamuk'a hala laf söylettirmedim. Haklı mıyım? Yani. Evet. Ben yine erkekliğimi yaptım ve gerçekten seni değerli kıldığım için, seni değerli gördüğüm için burada bir kişiye dahi laf söylettirmedim. Fakat sen dün telefona artılar bağlanır cepte. Bağlanmaz. Tamam, artılar cepte. Hayır. Tam bunları artılar olarak döndü. Tamam. Tamam, iyi artılar ya. Bir şey ben... merak ediyorum. Yani mesela bir yani biraz ciddi önce Sürtü'ye girdin. Evet. Uzun zamandır ilk defa karşı karşıyasınız. Evet. Ne hissettiniz? Ne hissettin Pamuk? Titriyor arkadaşım. Ne titriyor? Hep sende hiçbir şey yok zaten. Hep titriyor, heyecanlanıyor. Niye duymak istiyorsun? Ha ne hissettin? Normal, ha normal gerçekten olanları duymak istiyorum. Duymak istediklerini sana vermeyeceğim aslında. Hayır. Ya. Bak, ya gerçekten olay burada zaten. Biz ama ciddi duymak konuşamıyoruz ya. Vallahi sana ciddi konuşamıyoruz. Hissetmiyorum değil. Hissettiğimi belli etmeyeceğim. Evet. Diyor. Evet. Gayet hanımefendi bu konuda belli ediyor aslında. Şimdi şöyle söyleyeyim Esra abla. Gerçekten yazın
ayrıldıktan sonra bir insanın ilişkisi de olabilir. Bu gayet normal bir şey ki benim böyle bir şeyim olmadı. Hı. Dediğim gibi. Ama benim anlamadığım yani ben Pamuk'un da bir ilişkisi olduğuna inanmıyorum. Yani bir sürü onunla evet, hakkında da yazılan... Evet, o yüzden zaten yeni bir yola başvuramıyoruz. Ne dedin? Ya şimdi yani bunu, nasıl esnalı söyleyeyim. Bunu dedikten sonra söyle. Ne denilebilir ki bir ekranları insana? Ekranları karşısında bizi destekleyen çok insanlar var. Onları da çok seviyoruz. Hala da var. Esnalı yok. Bitmedi yani gerçekten. Var, çok var. Yani çok fazla. Remzi Hanım dedi ki telefonda kavga ediyorlar. Hadi engelliyorlar. Hadi evet. Ulaşamıyorlar birbirlerine. Evet, o benim huyum zaten. Karşı karşıya gelip de kardeşim biz ayrılıyoruz. Bu yüzden bitiriyoruz diye konuşabildiniz mi? Karşı karşıya geldiğinizde konuşmadık. Gülüyorsunuz çünkü evet, birbirinize. Konuşmadık. Ben inanmıyorum benim ki başarılı bir gülen, ayrılık gülen konuşması yaptınız. Evet. Yok benim öyle bir konuşma. İşte, şöyle bir problemimiz var. Biz ne kadar büyük kavgalar edersek edelim, ne kadar tartışırsak da tartışalım. Yok yani ciddi bir tarafım. Şimdi bu da yanlış anlaşılmasın da. Ciddi durmadığı için çok ben de baktığımda gülüyorum normal olarak. Hep gülüyor yüzden... yani. Dolayısıyla ama tabii ki de problemler. Yazın ihbarlar yanlış gitmiş, ben itiraf edeyim. Tarık da benim canlı yayınımda bile Tarık'cığım seni çok seviyorum diyorlar. Tarık da bizi karıştırıyorlar. Evet. Benim resimlerim gitmiştir belki pamuğa diyorum. Çünkü benim bir ilişkim oldu yazın. Tarık'ın değil de o ilişki. Şimdi burada ekranda... Esra abla. Evet. Esra abla. Hayır var yani. Hala vardı. Var diyor. Hala yani var şimdi. Diyor. Peki yani. Bir şey söyleyeceğim. Bak şu dün söyledim bunu bir tekrarlayayım. Çok tehlikeli bir boyut var sosyal medyada. Esra Hanım. Evet. Seninle ilgili bir şey görüp onu aktarıyorlar. Onunla ilgili bir şey evet, görüp evet. onu aktarıyorlar. Evet. Ve sürekli aynen. şeydesin düşünsene. Arada mesafe takip de var. Takiptesiniz tabii. Tetiktesin. Bir şey mi söyleyecek? Yapacak mı? Aman ne oldu? Hadi bu sefer onun hesabını sorma var evet. karşı tarafa. Aynen. En kötüsü de konuşmamışlar zaten. Konuştuk canım. Konuştuk arkadaş olarak son zamanda konuşuyorduk. Konuştuk işte ben ondan niye telefona bağlanmadım onu anlamadım. Yani daha İlişki düne kadar... boyutunda konuşmaya geldim tamam, şu an. Tamam Allah Allah daha düne kadar hiçbir şey arkadaş yokmuş olarak gibi konuşuyorduk. Tamam telefona bağlanmamanda ne sebep var ben onu konuşmadım, anlamadım. Istemedim. Düşmanın mı var yani karşında? İşte bu tutarsız tavırları böyle beni çok aslında tereddüte bırakıyor. Esra Hanım. O zaman niye barışmak istiyorsun? Allah Allah bak barışmak istiyor musun? Bugün sabah ne dedi biliyor musun Pamuk Tarık? Biz dün gece de otelde beraberdik. Sabah kahvaltıya ama söyleyeceğim bunu kardeşim kusura bakma. Sabah kahvaltıda dedi ki evet. ya dedi bugün bir tuhaf uyandım dedi bir heyecan var içimde dedi. Tarık kusura bakma anlatacağım. Bir şey söyleyebilir Pamuk. Miyim arkadaşa? Ha. Bir saniye. Şimdi kadar. Hüseyin sen niye sosyal medyada canlı yayında yok Tarık'la Pamuk'un ilişkisine inanmıyorum diye yorumlar yapıyorsun? Ne zaman? Şimdi niye yorum yapıyorsun? Hiç yorum yapmaya bile gerek yok. Ya öyle sosyal medya mi? Üzerinden gelme bana. İnanmıyorum, inanmıyorum ben, diyorsun. Şu an hiç bana yorum Pamuk, yapma. Sen buraya şey olarak gelmişsin. Şartlı, ne olarak? Şartlı olarak mı geldin sen laf Tarık konusunda? Laf sokmaya gelmiş. Aynen herkese bir laf sokuyor. Esnaflı, ben işte. Çocuğun sabah bana kahvaltıda dediğini söylüyorum. Sen bizim aşkımıza inanmıyordun. Niye yorum yapıyorsun ya diyorum. Ya ben senin aşkın değil. Bu çocuk sabah uyandı kahvaltıda. Tamam, benle beraberdi. Tamam sen haklısı söyleyebilir onun. Sabah ben bana dedi ki. Ben senin söylediğine inanmıyorum. Esra abla ben size anlatayım o zaman. Ya bir dur anlatsın. Evet sabah kahvaltı. Sabah uyandık beraber kahvaltı yaptık. Bugün bir tuhaf uyandım dedi. O ne demek dedim. Oğlum Pamuk gelecek dedi. Bayağıdır görmüyorum dedi. İçinde bir kıpırtı var yani sana karşı. Bunu boş değil. Bunu söylemek istemiş. Ben sana aşıksınız, aşkınıza inanmıyorum gibi bir şey söylemedim. Ben sadece Tarık'ın hisleri bu dedim. Böyle şartlı da insanlara yorum yapma. Pars. Yani şunu dememiş. Ay bu sabah bir farklı uyandım. Yastığım değişmiş dememiş. Pamuk gelecek demiş. Pamuk gelecek dedi yani. Bir düşün bence. Bir şansı daha hak ediyor mu? Tarık. Heyecanlandın mı? Ben de sen duyman gerekenleri söylemeyeceğim o zaman. Söyle heyecanlandın mı? Ya barışmak istiyor musun? İstemiyor musun? Mehmet söylesene neden hayır. çekiniyorsun? Heyecanlandın mı? Arkadaşlar bak. Tabii ki de yani şöyle bir şey var. Sonuçta ciddi anlamda evlilik boyutuna gittiğin hayatında bir insan vardı. Ayrılıyorsun ve 3 ay sonra ya da 4 ay mı geçiyor artık? 4 ay sonra karşılaşıyorsun. Heyecan olmaması mümkün mü sence? Yani tabii ki de. Yani. Normal bir şey. Aynı senin için de geçerli yani. Esra Hanım. Hasbinallah. Şimdi buyurun. Mehmet amca. Şimdi Remzi abla beni işaret etti. Hoş geldiniz Pamuk Hanım. Merhaba abicim isminiz ne? Mehmet. Mehmet. Bakın şöyle baktığımız zaman. Evet. 100 kişiden 98'i sizi birbirinize yakıştırır. Evet. 99'u yakıştırır. Evet abicim. Fakat benim yorumlarım şu idi Pamuk Hanım. Bakın bu. Alayım yorumunuzu. Yani ben evrensel konuşuyorum. Evet. Diyorum ki tamam sizde. Bir sevgi kıpırtısı var. Yalnız evet. bu ilişkide nikah dairesine gidinceye kadar
biraz geri adım atmak lazım. Biraz yapıcı olmak lazım. Bu yapıcılığı imzadan sonra devam ettirmek lazım. Bizim yani geleneklerimiz böyle. Yani anladım dikleşme abi, fazla dikleştirildiği zaman olmuyor. Evet. Abicim sen niye öyle düşünüyorsun? Yani nedir bu senin? Benim fikrim bu. Fikrin o, saygı duyuyorum. Benim fikrim bu. Okey, tamam. Sence de normal Serkan. Değil mi? Yok, ben ekranda bir kere izledim. Beyefendi bana çok böyle sert bir çıkıştı. Şu anda bir sert çıkışını görmedim. Hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Hiç öyle enteresan değil. Geldi bana. Amacım o değil. Serkan. Hiç de değil. Hakkım da yok, haddim de yok. Pamuk Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Pamuk Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Tarık Bey, siz de, annesi de hoş geldiniz. Merhaba. Şunu söyleyeceğim. Yazın bir şeyler oldu dediniz. Evet. Ayrı kaldınız, uzaklaştınız. Evet. Bir şeyler olmuş olabilir. Yaz da bitti. Şimdi kışa girdik Allah'ın izniyle. Evet. Artık kışın kaldığınız yerden bir adım tekrar birbirinize şans verip adım atma zamanı olabilir mi? Sonuçta hem konuşuyormuşsunuz. Tekrar bir... Tekrar sıfırdan başlıyormuş gibi tekrar bir başlıyor. Yani esas şey konuşma da şöyle oldu. Söyleyeyim onu da hemen. Ben bu yaz zamanında kendimi stüdyoya şey yaptım. Hani hadi, hep bahsediyordum ya burada. Hayallerim var Esra abla. Yapmak istediğim şeyler var Esra abla. Neydi o hayali? İşte bir şarkı yapayım. Bir böyle bir şeyler. Böyle müzik dinlemeyi ve söylemeyi çok seviyorum. O sırada işte Remziye anneciğim de Tarık da böyle tebrik etti beni. Hoşuma gitti uzun bir süreden sonra. Ondan sonra ben teşekkür ederim. Çıkardın tek şarkı, single mı çıkardın? Cover. Cover. Ha, benim kafam basmıyor. Cover yani bir daha önceden söylenmiş bir insan. Buradan sevgiler tabii ki de. Sayın Yıldız Silber'in bir şarkısıydı. Onu alınca işte değişik müzik aletlerinden biraz fazla müzik şey olunca cover oluyor. O da bir cover yani. Öyle bir şey bunu çıkardım. Bunu yaptın mı? Yaptım Esra abla. Şu an dijital platformda var. Ondan sonra dedim ki hani ben bu süreçte zor zamanlar geçirdim. Burada zaten siz de tüm milyon Türkiye'de biliyor. O arada işte dedim ki hani Tarık bunun içinde biraz da sen varsın, sen de klipte oynar mısın dedim. O dedi ki elimden ne geliyorsa yaparım. Yani konuşma sürecimiz de hep böyle oldu yani. Tam dedim evet. O zaman dedim sen de klipte oyna, hani beraber güzel bir şeyler yapalım ama dedim. Ama Tarık o desteği sana göstermedi mi? Yok, gösterdi. Allah var yukarıda. Allah var yukarıda. Yani arayıp sordum ben arada hiçbir sordu, zaman. Arada sordu Remzi anneciğim aynı şekilde. Kıskandı mı peki böyle bir şey yaptığı için? Yo, Esra abla hayallerinin peşinden gitmesi ve gerçekten... Doğru yolda olduğunu gördüm, çalışmalarını gördüm. Hiç çıkmadım Esra, gerçekten çalıştım yani. Bir pozisyonu yoktu yani. İyi bir yolda ilerliyor. Ve inşallah daha da iyisi bazen olacağını düşünüyorum. Bazen birçok ilişkide bu problem yani olabiliyor. Hani karşı tarafın o popüler olma durumu, işte şarkı çıkartacak, sahneye çıkacak. Birçok erkek için kıskançlık sebebi. Evet. Peki Tarık Bey bir şey ama daha soracağım. Ama klipte oynayacak kişiler Tarık'la ben olduğum için Tarık kıskanmıyor. Tarık Bey bir şey daha soracağım. Tabii ki de. Çünkü iki gündür konuşuldu, Pamuk Hanım da dedi ki böyleyken yazın böyle bir olaylar oldu. İlgi alakanızda eksik olduğunuzu hissediyorsun. Peki bir pişmanlık var mı? İlgi alakam, yok. İlgi alakam eksik. Ha, pişmanlık. Evet. Ha. Pişmanlık. Tabii ki de var yani biraz daha ilgi alaka gösterebilirdim. Evet, benim de kendime göre birkaç problemlerim vardı. O ana denk geldi. Evet, ilgisiz alakasız kalmış olabilir. Neden fakat ben de ilişkinin biraz daha böyle şey olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha özveri gerektiren bir şey. Yani evet. Benim zor zamanlarım da olsa o ilgiyi, alakayı biraz daha eksik de etsem bana göre de mesela o zor zamanlarımda yanımda da olabilir diye düşünüyorum. Ben de ha, tabii ki. Esmeroldan çizgi ATV adresine sosyal medya hesaplarında Pamuk ve Tarık barışmalı mı diye bir anket uygulaması, anket başladı. Cevaplarınızı bekliyoruz. Sonuçları da bana söyleyin lütfen. Esra Hanım, ben de bir şey... Remziye Hanım, şu sahneden memnun musun? Şey... Tabii memnunum. Söyleyeyim. Şöyle bir şey, ses çıkmıyor herhalde. Geliyor, yüksek sesle Remziye Hanım. Şöyle bir şey, hani sevgiler belki azıcık araları açıldı ama her zor anında Tarık hep şey yapıyordu sana değil mi? Mesela Instagram'a çalındı Pamuk'un, ilk şey yapan, tepkiyi veren... İlk koşunan Tarık oldu. Evet. Zor zamanlarını hiçbir zaman ezip geçmez. Evet. Hep onlar zor zamanlarında beraber göğüslüyorlar. Göğüslüyorlar. Ama iyi zamanlarda birbirlerinin yanında olmuyorlar. Evet. Yani ameliyat olduğunda ameliyat olduğunda da mesela şey o zaman hiç konuşmuyorduk. İlk ameliyat olmuştu. Geçmiş olsun İlk bu arada. İlk Tarık aramış mesela. İlk... Ne oldu? Geçmiş olsun. Esabları küçük bir rahatsızlık geçirdim. Tabii stres de şey yaptı. Stresle alakalı. Yani geçmiş bu da olsun. Güzel bir şey. Zor evet. Zamanlarında. Ben aramıştım evet. Yani ilk duyduğumda ben aradım direkt. Hatta işte Orhan amca açmış telefonu. Onunla konuştuk. Sağ olsun. Ben evet, ellerinden öpüyorum kendisini. Ya Esra abla bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Babamla Remziye anne durmadan mesajlaşıyorlar, konuşuyorlar. Ama hani ikisi de burada da gerçekten babamı da Remziye anne de çok tebrik ederim. İkisi de bize bırakıyor. Hani evet. Biz de onların bir arada çok olmasını istiyoruz ama
yine son karar onların diyor. Evet. Yani tabii, tabii böyle ben bir de buraya iletişim geldim var. Ama karar sizin. Ya evet. Bizde de dediğim gibi özveri çok az. Yani ilgisizlik had safhada. Belki de ben etrafımda da ailemde de bu zamana kadar yaşadığım ilişkilerde çok fazla ilgilenilen bir kız profili oldum. Azıcık ilgisizlikte acaba mı? Hani benden soğudu mu? Falan gibi böyle bir soru işaretleri oldu kafamda. Biliyorsunuz ben asla içimde planlayarak yaşamıyorum hayatımı. Aklıma ne geliyorsa söylüyorum yani. Ona da belki hani bazen bir şey söylediğimde orada mı takıldık? Sonra bizim gerçekten iletişimimiz koptu. Yani hani çok mücadele verdik. O da verdi, ben de verdim. Ama barışmalı mıyız, barışmamalıyız? Hala kafamda yine bir tezat var Esra. Tarık sence? Esra Hanım. Şimdi Esra abla dediği doğru. Bir de ben şu konuya değinmek istiyorum. Biz en son günlerde zaten biliyorsunuz artık ayrılma safhasına gelmiştik ve programın bitmesine 3 gün kala falan barışmıştık tekrar. Ne oldu Esra abla? Yani biz daha aslında sorunlarımızı tam olarak aşamamışken tekrar ayrı kaldık. Ben İzmir'e döndüm, Pamuk aynen. İstanbul'da kaldı. Ve hani bu sorunları tam anlamıyla aşamamamız da buna ilişkinin bitmesinde bence etken oldu. Peki yorumlar, İlkay. Esra'nın ben... çok güzel olmuş İlkay. Ya bugün sağ olsun Uğur kardeşim uğraştı bayağı, ellerine sağlık, buradan selam göndereyim ona da. Şimdi ben Pamuk Hanım özellikle geçmiş olsun. Çok Tarık Bey size de geçmiş olsun. Çok sağ olun. Aynen. Ne soracaktım? Ben hani şey soracaktım, siz hani Pamuk kusura Hanım... Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Yok estağfurullah, sıkıntı yok. Pamuk Hanım, şimdi daha önce ilişkileriniz olmuştur tabii. Olabilir herkes gibi. Hani Tarık'a bakarken ki hani gülüşünüz gibi mi baktınız onlara da? Tarık Bey aynen size de geçerli bu soru. Ona da hani... Ya gerçi ben de aşk doktoru değilim ama... Yani öyle çok güzel bakıyorsunuz birbirine, onu söyleyecektim. Çok mu hoşuna gidiyor birbirlerine bakışları? Evet evet güzel. Şöyle baktıkları zaman hani böyle duygu dolu böyle. Peki bir şey soracağım. Şöyle. Diyor ki daha önce hiç Tarık'a baktığın gibi başka birine baktın mı? Yanıtlamayabilir tabii canım. Soru peki çok Tarık kötü sen hiç daha önce işte İlkay'ın söylediğinden yola çıkıyorum. Sen hiç Pamuk'a baktığın gibi başka bir kıza baktın mı? Yani her insanın hayatında bana göre bir tane evleneceği kadın olur. Ve ben ilk kez bir adımı bir insanla atıyorsam tabii ki de daha önceden bakmamış olurum. Yani ben de hemen şunu şöyle şey yapayım. Tabii ki ben bu programa katılmamdaki amaç ben zaten hani gerçekten aşkın nasıl yaşandığını bilen bir kadınım. Yani biliyorum yani. Nasıl yaşandı kız bize de öğret. Öğretirim Esra abla. Yani Esra abla. Nasıl diyeyim, kapımın önünde bile yattılar yani. Öyle bir aşk yaşadım. Biliyorum yani aşk nasıl bir duygudur. Kapının önünde mi yattılar? Evet Esra abla. Seni hiç bir erkek bayılttı mı peki? O lambam kapandı mı, kapanmadı mı, uyudun mu, uyumadın mı? Ben sana soru soracağım. Seni bir hiç bir erkek bayılttı mı? Hiç bir erkek seni bayılttı mı? Bu var ya çok tehlikeli. Bir saniye. Şimdi yani herkesin lise yılında işte hazırladın üniversite yıllarında falan kapısında yatar da... Bayılttı mı? Sen Tarık seni... Bir saniye Tarık seni bayılttı Var mı o görüntü? Kör olasıcı Ali. Aynı koltukta bile oturmuyorum ben de. O akşam tasmaz olacağım. Esra Hanım tezata bakın aslında. Bize gelen bir genç var. Yeniden evlenmek istiyoruz. Ailelerimiz de karşı çıkıyor diyen. Evet. Ailelere çağrı yaptık onları evlendirebilmek için. Burada da aileler çırpınıyor. Birbirlerine de kıymet veren bir çift var. Hadi bakalım yola çıkın diye itmeye çalışıyoruz. Bir de hakikaten büyük tezat aslında. Tavır da şu, duymak istediklerini söylemeyeceğim. Yani bir inat, bir gurur. Bir tezat. Evet. Evet. Buyurun ablacığım. Mikrofon alın lütfen. Ben Tarık'a bir soru sormak istiyorum. Tabii. Tarık çok dikkatimi çekti. Önce bir soru sormak istiyorum, sonra gerisi gelecek. Tamam. Sen gerçekten Pamuk'u seviyor musun? Şimdi seviyor musun? Sevdim ki böyle bir adım attım. Şu anda da duygularım var ama bu duygularım tabii ki de aşk mı sevgi mi onu tam şimdi olarak benim dikkatimi çeken şey Pamuk iki buket çiçekle çok güzel giriş yaptı. Evet. Yanınıza kadar geldi. Anneyi uzattı. Siz bir zahmet kalktınız. Yani gerçek seven bir insanın biraz bir şeyler yapması gerekiyor. Bir de çağrı yapardı. Ya ben olsam takılarak yanına giderdim mesela. Doğru haklı. Hani evet. Bu biraz benim ilgimi çekti. Samimi gelmiyor değil mi? Yok, samimi bir gelmiyor şey, bana. Şöyle bir şey var. O yüzden sordum gerçekten. Çok güzel bir soru sordu ama biraz önce ağzından baklayı çıkardı. Dün telefonda söylediklerinden dolayı bugün suratına bile bakmayacaktım. Evet. Şöyle bir şey var. Siz de
çok sevdiğiniz halde eşinizden ya da bir erkek arkadaşınızdan ayrılırsanız... Ama Pamuk sizden ondan, ilgi bekliyor. Benim anladığım ve ona bu. Karşı gerçekten içinizde bir kırgınlık varsa... Sizin karşınıza gelse de en azından bir ayağa kalkayım mı, selam vereyim mi, karşıdan ne tepki mi gelir? O 10 saniye içinde ya da 5 saniye içinde kestiremiyorsunuz ne olsun, hareket yapmanız gerektiğini. Olsun, siz yine erkek olarak bence kalkmalısınız. Peki, ne olursa olsun. Şu oluyor mu hiç sürekli sizde? Hı-hı. Benim de hissettiğim o. Ben hiçbir şey yapmayacağım, bakalım o ne yapacak. O yani illaki oluyor, evet. Oluyor. He? Bekleme, böyle hani ben hiçbir şey yapmayacağım, bakalım o yapacak mı, o yapmıyor, ben niye yapayım falan diye. Niye İnat. Böyle bir, İnat. Yani bu aslında ego savaşı da bir tarafta. Şimdi aslında baktığınızda Esra abla, gerçekten ben de çok egolu bir insanım, ben kabul ediyorum. Ama Pamuk benim iki katım falan daha egolu. Var yani. Şimdi hata nereden başlıyor biliyor musunuz Esra Hanım? Sen yanlış konuşuyorsun, ver mikrofonu İlker ablaya. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim Tara. Annen... geldi ve çok istediğini söyledi ve ben annene şu anda tebrik ediyorum. Gerçekten Pamuk mükemmel bir insan. Çok şirin, çok tatlı ve bence sen bir tık daha düşünmen lazım Tarık'cığım. Evet. Esra abla çok güzel iltifat etti hanımefendi. Ben anlamadım ama. Vallahi teşekkür ederim ya. Ama şöyle bir şey. Öpebilir miyim? Pamuk'u öptü. Bir çiçek verebilir miyim ya Esra abla? Can'da jüriyi etkileyemezsin. Jüriyi... Ama çok güzel yani arkadaşlar, iltifat etti. Bakın halk kadınların hepsi çiçektir gerçekten. Değil. Ben kadınları buradaki çok konuklardan çok çiçek çikolata alamazsınız. Size sempatik görünemezler. Ne yapıyorduk? Objektif davranıyorduk. Evet Remzi yani söyle. Yani ben beklesinler şimdi öpeceğim. Bugün Tara yüklenilmesin. Beklenilsin. Ben onu da şey yaparım şimdi. Tara yüklenilmesi. Tabii, ama ben zaten bunlara alışkın bir kızım yani. Hayır. Böyle bir şey söz konusu. Sana da yani. Şimdi tek Tara yükleniliyor. Yüklenilmesin yarın. Yok ben Tara yüklenmedim. O hayır hanımefendinin dediğine. Hadi oğlum hanımefendinin dediğine ben zaten hayatım boyunca alışkınım. Ne dedi? Ne? Böyle bir şey var yani. Teşekkür ne dedi? Ben yani, dedim ki Tarık'a yüklenmedim. Evet. Sadece Tarık biraz daha açılsın isterim. Evet. Yani onun değerini daha çok bilsin isterim. Bu arada ekran başında bizi seyreden, aynı zamanda Instagram, Esra Eroğlu alt çizgi ATV ikimiz. Adresinden yapılan ankette şu soru soruldu. Pamuk ve Tarık yeniden birbirlerine şans verip barışsınlar mı diye %71. Oo. Evet, %29 hayır. Seni seviyorum. Anlıyor musun? Seni seviyorum. Duyuyor musun? Sevgilim kalp kalbe karşıdır derler. Söyle sen de beni beni seviyor musun? Seni seviyorum. Hayır. Evet, evet. Ya Esra abla vallahi ben... Niye kasım diyorsun oğlum sen? Ne oldu? Ben evet dün böyle değildim aslında gayet. Ya benim yanıma gelince böyle bir kasılıyor, bir havalara giriyor böyle gelip bir. Gelip oturuyordum ama. He? Yo alakası. Bilmiyorum bir sakin ol, bir relax. Ya. Neyine kasıyorsun ya? Ya heyecan. Ha neyine kasıyor? Heyecan olabilir. Anneciğim heyecan. Boş ver, beni tanıyorum onu artık, boş ver. Heyecan, vallahi heyecan. Kasıyor. Heyecan annem. Kasıyor anneciğim. Sende de var heyecan. Yok. Merhaba Ali. Merhaba. Esra Hanım konuşabilir miyim? Bizde 71 çıktı değil mi Esra? Evet. Esmer meleğim. Seni çok seveyim. Geçen seneden takip Allah razı ediyorum. Olsun. Çok sağ olun. Sizi birbirimize yakıştırıyorum. Vallahi. İnadı bırakın. Fazla aşkını az usandırır. Buyurun Ergün abi. Çok sağ olun. Merhaba Esra Hanım. Selamlar. Ben programa bugün katıldım. Öncelikle ekibinizin gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ben şöyle noktayı koyacağım bu olaya. Pamuk Hanım bence Tarık Bey'e şöyle bir şarkıyla cevap versin. Söyleyebilir miyim? Tabii söyleyin. Gitme dur ne olursun, gitme kal yalan söyledim, doğru değil ayrılığa henüz hazır değilim. Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur ne olursun, gitme kal yalan söyledim. Gitme dur ne olursun. Gitme kal yalan söyledim, doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim. Ara
yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden, deliler gibi yandan yandan bakıyorlar. Efendim? Ama. Yandan yandan bakıyorlar. Kimse yandan yandan bakıyorlar. Çaktırmadan. Oğlum mu yandan bakıyor? O da baktı, öbürsü de pamukta. Ya bu anneler çok tatlı ama. Evet. Sonuna kadar çabalıyor. Ay, ağzınıza sağlık ya, çok. Ağzınıza sağlık. Çok duygusal bir şarkı oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Birbirinize döner misiniz? Esra. Heyecanlı mısın? Niye şimdi yine aynı soru? Ha, heyecanlı mısın? Ben heyecanlı olduğumu söyledim. Elin ayağın titriyor mu? Yok. Bak. O zaman ya? Ya ne o zaman? Ne? Ha, illa elin ayağın titrelmesi mi gerekiyor? Daha ne desin, ilgi bekliyorum diyor, daha ne desin? Ay vallahi billahi yazık ya. Daha pamuk ne desin bize yani? Yalnız ya ben kimsenin peşine koşamam. Bir kere saçlarım çok güzel ve bozulur yani. Ne alaka? Estağfurullah, o konuşacak. Ben konuşamam yani. Söylüyoruz. Peki, pamuk ilgi şey bekliyorum diyor diyoruz. Daha ne diyelim? İpek. Hı-hı. Kral tribi belinden tutup öpene kadardır. Bu bir. Filmlerde o. Senin gelip onu orada filmlerde çekip öpmen gerekiyordu. O kadar yaklaştı, buraya bir kadar geldi. En kral tribi belinden tutup öpene kadardır. Filmlerde oluyor, vallahi. Ya, oluyor. Bir şey daha söylemek istiyorum Esra Hanım. Ben söyleyeyim şu an o kadar. Ben böyle kış gelince o soğuğu yediğim zaman benim böyle bir evlenme duygularım depreşiyor. Yaza doğru da evlenmekten vazgeçiyorum. Tarık da acaba böyle mi düşünüyor? Hani yaza doğru evlenmekten vazgeçip kış soğuğu yiyince evlenmek mi istiyor diye düşündüm. Abla ben. Vallahi aşkın hava sıcaklığıyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani. Remziye annesi sizi baş başa bırakacağım. Remziye anneni tamam. Baş başa bırakacaksınız. Hayır, Remziye annesiz bırakacağım. Tabii tabii. Remziye abla, sizi önce alalım. Zaten. Önce sizi uğurlayalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Teşekkür hadi ederim. Evet. Gidelim mi? Hadi gidin baş başa. Ne sitemle güzel kalbini yorarım, sakınma tatlı